Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Ben çok şükür iyiyim. Şimdi öncelikle evet biliyorum çok haklısınız. Arabam çok kirli. Bunu söyleyeceğinizi çok iyi tahmin ediyorum. Ama arkadaşlar sürekli köye kente gidiyoruz. Şehir dışlarına çıkıyoruz vesaire vesaire. İşte dağda bayırda çok geziyoruz maalesef ki işte çamur mamur falan filan böyle oluyor. O yüzden de her seferde de böyle sürekli yıkama şansım yok. Çünkü her gün batıyor. O yüzden arada bir yıkıyorum. Şimdi bu videoyu da çok ertelemek istemedim. Bu yüzden kusura bakmayın. Öncelikle giriş olarak bunu söyleyeyim. Şimdi konumuz kavramasız kalkış. Ben bunu ilk ortaya attığımda herkes "Aa hocam böyle bir şey mi varmış?" dedi ama aslında temelde bütün tırcı abilerimiz, işte bu büyük araç kullanan abilerimiz ve sizin o baba anlatımı dediğiniz şey temelde bu. Baba aslında doğru anlatıyor ama arada bir noktayı kaçırdığı için hocam ya babam diyor ki gaz ver debriyajı yavaş yavaş kaldır. Yapıyorum olmuyor diyorsunuz. Ben size bu videoda hepsini toparlayacağım. Size ilk kursta öğretilen şu. Şimdi benim arabam zaten boşta. Bakın arkadaşlar debriyaj fren. Debriyajı kaldır 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 bilmem ne araba titredi gaza geç sonra debriyajı burada böyle kaldır diyorlar falan filan bunlar boş işler arkadaşlar kimsenin sizi 10 dakika işte kavrama noktasını bulacaksınız diye kırmızı ışıkta bekleme durumu yok ayrıca sizin yokuşta da minik minik ilerleyebilmeniz lazım eğer manuel araba kullanıyorsanız. Ondan sonra ne diyorlar işte kadın sürücüler yokuşta kaldıramıyor. Kaçırdı arkadakine vurdu ya da stop ettirdi arkadakine vurdu falan filan bir sürü bir şeyler. Temelde kimse böyle araba kullanmıyor arkadaşlar. Mesela hocanızın yanına oturun. Hocam siz niye işte debriyajı kaldırıp kavrama falan aramıyorsunuz dersiniz. Temelde budur yani. Aslında hoca kendisi zaten kavrama arıyorsa bence o hoca olamaz. Çok denk geldim var arkadaşlar maalesef böylesi de. Temelde işte abilerimiz, babalarımız falan filan kimse ay ben bir dakika bir arabam titresin de öyle kalkış yapayım falan demiyor. Önce burada bir anlaşalım. Aa hocam bana da böyle öğretmişlerdi. Ya öyle öğretiyorlarsa olmuyor işte yani sürücü kursundan çıkıp da manuel arabayı dört dörtlük kullanan kaç kişi gördünüz? Yok arkadaşlar sürücü kurslarına da belli bir saat veriliyor. Maalesef onlar da işte elinden geleni yapmaya çalışıyor diyelim ki. Yani ne yapalım onlar da işte böyle öğretiyor ama temelde böyle bir şey yok. Manuel araba kullanan kimin arabasına oturursanız oturun böyle bir şey yok arkadaşlar. Görürsünüz ki gazı veriyor debriyajı seri yarılıyordur. Şimdi ben temelde kendi öğrencilerime anlattığım gibi sizlere de başlangıç olarak bilgileri vereyim. Birinci kural pedal kullanımı. Pedala şöyle bir basış yoktur arkadaşlar. Gaza şöyle basış yoktur arkadaşlar. Debriyaj tek hamleli kullanılır. Onun da nedenini anlatacağım şimdi. Gaza dokunursunuz. Bakın şu an benim aracımın devri kalktı. Bakın aracımda hafif bir ses duyuluyor. Ama onun dışında ben sürekli bakın bu gazı böyle bağırttırmıyorum. Dokunmak bile dokunmatik telefon gibi dokunun yeterlidir. Parmağımın ucuyla dokunmam. Bu arabanın kalkışı için özellikle dizel olduğu için yeterlidir. Bu her araçta farklılık gösterir. Zaten zamanla o gaza alışırsınız. Bunu dokunuyoruz. Sonra hızlandıkça kademe artırırız arkadaşlar. Frene de aynı şekilde dokunuruz. Kademe artırırız arkadaşlar. Tak diye frene oturtturup arabayı çat diye ABS fren sistemini devreye sokup orada arkadan gelen birinin vurmasına hiç gerek yok. Arkadaki de nereden bilecek? Bir anda fren ışıklarınız yandı durdunuz. Yani onun da durma şansı yok ki. Herkesin arabasında ABS fren sistemi var ya. ABS fren sistemi zaten hiçbir şeyi engellemez de. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Nasılsa arkadaki durur deyip çat diye freni geçmiyoruz. Pedal kullanımı çok önemli. Gaza ve frene de önce dokunuyoruz. Kademe artırıyoruz arkadaşlar. Bakın frende şu hamle yok. Genelde şu olur. Bu yok arkadaşlar. Bu hem fren balatalarınıza zarar verir, hem aracı sıkar fırlatır, hem arkadakini şoka sokar. Önü boş mesela öğrencilerim bazen şunu yapmaya çalışıyor. Ama önümüz boş. Yani çünkü kararsız kalıyor. Aslında şunu yapsa, dokunsa mesela şöyle hafiften. Sonra zaten ön açıldıktan sonra bunu bırakacak, gaza geçecek. Ama sürekli fren pompalamak sertçe olmaz. Ha şöyle bir durum olabilir. İleride işte arabanızı hafiften böyle tekerlerini rahatlatmak istiyorsunuzdur. Basarsınız, hafif gevşetirsiniz. Kaldırırsınız. Sonra son anda tekrar basarsınız. Bu olur. Ama şu fren pompalamak yok arkadaşlar. Şimdi pedal kullanımını geçtik. Debriyaj nedir? Debriyaja bastığımız zaman araç boştadır. Yani eğim yönünde eğer mesela örnek veriyorum yokuş aşağıyız. İşte böyle kayar. Yani boşta araba. Düşünün bir tornet düşünün. Torneti nereye koyarsanız oraya doğru işte eğim yönüne doğru kayar. Debriyaja bastığımızda da bu araç zaten
boşta demektir arkadaşlar. Burada bir anlaşalım. Süper. Burada anlaştığımıza sevindim. Duyuyorum o sesleri. Anlaştık hocam diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar debriyajı kaldırdığımızda ne yapmış oluruz? Mesela debriyaj niye şöyle kaldırılır mesela? Bana çok anlamsız geliyor. Çünkü debriyajı zaten şu noktadayken zaten buraya kadar boş arkadaşlar. Boş ya. Niye şöyle kaldırıyorsunuz? Yarım saat kimse bizi beklemez. Debriyajı kaldırdıkça araca bulunduğu örnek bir de mi? Bulunduğu vitesi veririz arkadaşlar. Debriyajı kaldırmadan bu araç boşta. Aa hocam arabam geriye kaçıyor. Niye kaçıyor? Arabam boşta çünkü debriyajı basılı tutuyorsun. Debriyaja vitesi vermek için, araca vitesi vermek için debriyajı kaldırırız. Ayrıca debriyajın bir diğer işlevi de arkadaşlar harekete izin verir. Debriyajı şurada bekler böyle gaza basarsın şu an harekete izin vermiyor ki basılı debriyaj. Gitmez araba boşta gaz verirsiniz. Bu konuda da anlaştığımıza çok sevindim. Şimdi arkadaşlar kavrama noktası ne? Ben kavrama noktası anlatmayacağım biliyorsunuz. Sadece sizin ne yaptığınızı göstermek istiyorum. Alıyorum aracımı 1'e. Ayak frenim devrede. Bakın arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. İnşallah bir gün araba titreyecek de göreceğiz. Titredi şu anda mesela. Diyelim ki arabamın sesi değişti. Arkadakiler çoktan kornaya asıldı da. Sonra gaza dokunuyorsunuz. Burada gaza dokunmanıza gerek yok ki. Araba zaten debriyaj baltasını sıyra 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 gidiyor. O zaman niye gaza dokunuyoruz? Sonra ne yapıyorsunuz? Bunu gidiyorsunuz. Yokuşta uygulamaya çalışıyorsunuz. Çat. Araba diyor ki ya gazı vermedin. Bana besini vermedin. Ben nasıl harekete geçeceğim diyor. Aa hocam stop etti. Neden? Çünkü sen dedin ki arabaya. Sen önce hareket et. Ben sana sonra yakıtı veririm dedin. Yokuşta da yokuş bizi itekledi. Hayır dedi. Ben besinsiz, yakıtsız hareket edemem dedi. Ve orada kaldı araban. Şimdi ben ne diyorum peki? Kavramasız kalkışta ben ne diyorum? Ben de diyorum ki ve herkes benimle birlikte çoğu manuel araç kullanıcısı da aynı şeyi söyler. Debriyaj frendeyiz ya. Aldık bir arabamızı. Bakın gazı verip debriyaj yarılıyorum ve araç yürüyene dek sabit tutuyorum. Ben debriyajı ne kadar kaldırsam bakın aracım o kadar hızlanıyor arkadaşlar. Ben debriyajı kaldırmadan bu araç mesela gazı verdim yarım debriyaj yaptım ya. Gaz yarım. Gaz yarım. Gaz yarım. Bakın minik minik hareket ediyorum. Gaz yarım. Gaz yarım. Gaz yarım. Gaz yarım. Bakın çok minik hareket edebiliyorum. Ama kavrama noktasındayken debriyajı son noktaya getiriyorsunuz ya orada gazı bir tık kaçırdınız geçmiş olsun. Ne direksiyon toplayabilirsiniz. Ondan sonra ne arabaya hakim olabilirsiniz. Çünkü araç debriyajın son noktası titreme noktası var ya orada son hızlanma noktasındadır. Gazı da alırsa hele ki bir de dizelse hadi geçmiş olsun. Toplayamazsınız arkadaşlar. Direksiyonu da toplayamazsınız. Panikle frene de basamazsınız. O yüzden genelde kavrama noktası arayanlar çok büyük. Genelde duran araba kazası yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben size ne diyorum? Önce debriyaj değil. Önce bir araca besinini verin arkadaşlar. Sen harekete geç ben sana sonra besinini verin. Olmaz. Kabul etmez. Hayatta karşılıksız ne var ki aracı kaldırmakta bize yardımcı olsun araç? O da diyor ki önce besini ver. Hadi bakalım diyor. Ben de size diyorum ki gaz tık debriyaj yarım. Gaz tık debriyaj yarım. Gaz tık debriyaj yarım arkadaşlar. Ben sizden bunu istiyorum. Ama şöyle siz gelirseniz derseniz ki hocam işte ben gaz tık debriyaj yarım yapıyorum işte araba kaçıyor. O zaman da siz şunu yapıyorsunuz demektir. Bakın arkadaşlar. Gaz bakın. Böyle bir debriyaj kaldırma olmaz. Yavaş yavaş olmaz. Gazı veriyor bekliyor bekliyor. Böyle bir debriyaj kaldırma yok. Bakın arkadaşlar debriyaj tek hamle kullanır. Gaz debriyaj yarım. Gaz debriyaj yarım. Gaz debriyaj yarım ve yarıda sabit tutuyorum. Gaz debriyaj yarım. O yarıda sabit tutma meselesi de şudur arkadaşlar. Bir aracımı boşalayım. Şudur arkadaşlar. Arabaya diyoruz ki gazı verdim debriyajı yarıladım sabit tuttum. Orada sen yola tutun diyoruz. Yoksa debriyajı bir anda kaldırmaya devam edersek ne olur? Araç hızlanmak ister. Yokuş tarafından da iteklendiğinde araba hızlanamayacağı için tak stop eder. Hızlanamam stop ederim der o da. Biz de diyoruz ki önce biri aldık. Gazı verdim debriyajı yarıda sabit tutuyorum. Yola tutun. Sonra debriyajı kaldırıp ben seni hızlandırırım diyorum. Tabii ben burada çok hızlanamam. Önümde araç var ama şöyle yaparım sizler için. Gelelim bakalım bir geriye. Bakın arkadaşlar şimdi. Geldim geldim geldim. Durdum. Bakın tekrar bu konuyu açmak istiyorum sizler için. Bakın. Gaz tık debriyaj yarım. Bakın aracım hızlı gitmiyor. Görüyorsunuz minik minik ilerliyor. Debriyajı kaldırdıkça bakın arabaya hız vermiş oluyorum. Debriyajı kaldırmak demek arabaya hız vermek demek. Yarıda sabit tutarsam minik minik ilerler.
Orada ben araca diyorum ki sen bu kadar ilerleyebilirsin. Ha artık vites atmak istiyorum, hızlanmak istiyorum diyorsanız gazı verirsiniz. Sonra ne yaparsınız arkadaşlar? Debriyajı kaldırmaya devam edersiniz. Debriyajı kaldırdıkça hıza izin vermiş olursunuz. Kavramasız kalkışta yapılan bir diğer hata da şu. Arabayı ne yapıyor bakın arkadaşlar? Kavramaya alışmış ya. Gaza geçmeden tak yapıyor, debriyajın hepsini kaldırıyor. Ben diyorum ki alalım biberi. Gazı ver, debriyajla bakın. Burada sabit tutmak bunun en önemli detayı. Sabit tuttuğum sürece bu araba stop etmez. Hocam ben yokuşta minik minik ilerleyemiyorum. Nasıl yapacağız yokuşta minik minik ilerlemeyi de? Onu da bakın şöyle yapacağız. Gazı verdim, debriyajı yarıladım değil mi? Kaldırdım, tekrar bastım. 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 Önündeki araç durdu. Frenledim, durdum arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım. Bir yokuşa gideceğim. Yokuşta da detaylandırmalarını size göstereceğim. Umarım burası tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle de dimdik bir yokuştayım. Umarım yokuşun eğimi de fark ediliyordur sizler için. Beşlik açıyla çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yokuşa geldik. Debriyaj frendeyim. Aldım biri. Teknik hiç değişmiyor. Hocam yokuşta şöyle yapacağız. Düz yolda debriyajı kaldırırsak gider. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Öyle saçmalıklara bizde yer yok. Gazı veriyorum, debriyajı yarılıyorum. Bakın hiç frene basmamama rağmen arabamı böyle askıda tutarım ben. Hiçbir yere götürmeden. Bakın. Bakın basıyor muyum frene? Yok. Gazı verir, debriyajı kaldırırım. Arabamı artık harekete geçirir ve hızlandırırım. Tekrar sizler için yapayım. Siz de burada görmüş olun. Bakın teknik aynı. Gazı verdim, debriyajı yarıladım. Bastım, gazı verdim, debriyajı yarıladım. Bastım, gazı verdim, debriyajı yarıladım. En önemli detay debriyajı yarıda sabit tutuyorum. Gazı verdim, debriyajı yarıda sabit tuttum. Gazı verdim, debriyajı yarıda sabit tuttum. Gazı verdim, debriyajı yarıda sabit tuttum. Ve artık debriyajımı kaldırıp gidebilirim. İşte bu kadar arkadaşlar.